Aziz Türk Milleti, saygıdeğer milletvekilleri, grup önerimiz hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Grup önerimiz Türk yargı sisteminin, Türk hukuk sisteminin, Türk adalet sisteminin sorunlarının araştırılması, tespit edilmesi ve nihayet bir komisyon kurulması talebine ilişkin. Yargı sisteminin sorunlarından söz ederken belli unsurlardaki duruma bir bakmak gerekiyor. Bunların en başında da hiç şüphesiz hukuk devleti gelmekte ve hukuk devleti ne yazık ki ülkemizde adeta bir hukuksuzluk devleti olarak karşımıza çıkmakta. Hukuk devleti ilkesi anayasamızın ikinci maddesinde ifadesini bulmuş olmasına rağmen bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, iktidar partisinin yetkililerinin anayasayı, Anayasa Mahkemesi kararlarını ve pek çok yargı kararını tanımadığını ifade ettiği bir ortamda herhalde hukuk devletinden de söz edebilmek mümkün değil. İkinci bir unsur olarak karşımızda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı durmakta. Gerçekten hukuk devletinin de yerli yerinde olabilmesi için hiç şüphesiz yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Ben avukatlık mesleğinden gelen bir milletvekili olarak avukatlığımız döneminde de şu yakın zamanlarda da en basit bir boşanma davasında, bir kira davasında, bir geçit hakkı davasında dahi müvekkillerin gelip hakimi tanıyıp tanımadığımızı sorduğu, savcıyla münasebetimizi test etmeye çalıştığı bir ortamda ve buna ilişkin pek çok da tartışmanın yaşandığı, verileriyle birlikte hafızalarımızda bulunduğu bir ortamda ne yazık ki yargı bağımsızlığından ve tarafsızlığından da yeterince söz edemeyecek durumdayız. Öbür taraftan gene bir unsur olarak adalete güven toplumda son derece önemli. Bizler şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir atasözüne sahibiz. Bunun mahiyeti şudur. Bizim kültürümüz, yani bu atasözünü vücuda getiren kültür, hukuka, o hukukun yaptığı yargılamaya ve yargılamanın sonucunda ortaya çıkan karara saygılıdır. Ondan dolayı şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir yaklaşıma sahiptir. Ama bugün geldiğimiz ortamda bunu ısrarla hep ifade etmek durumunda kalıyoruz. Yargıya güven endekslerine baktığımızda bu %11'lere kadar düşmüş vaziyette ne yazık ki. Bu ülkenin 100 yıllık tarihinde başbakanın asıldığı dönemler oldu 1960'ta. O dönemlerde dahi %50'lerin altına düşmeyen yargıya güven endeksi, eğer özellikle de 17-25 Aralık 2013 tarihinden itibaren %11'lere kadar düşmüşse, burada da yargıya güvenden, adalete güvenden ne yazık ki söz edebilecek durumda değiliz. Bu da önemli sorunlarımızın başında gelmekte. Tabii hukuk sistemimizin sorunlarını dile getirirken karşımıza bir adil yargılama ve bu adil yargılamanın tüm unsurlarının da bir arada çıkabilmesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde ve anayasamızın 38. maddesinde adil yargılamanın nasıl olabileceğine dair, nasıl olmasına gerektiğine dair prensipler açıkça düzenlenmiş. Makul süre içinde yargılanacaksınız. Tarafsız bir yargı tarafından yargılanacaksınız. Hızla yargılanacaksınız ve yargılama sonunda ortaya çıkan hüküm gene hukuk devleti ilkelerine uygun bir şekilde infaz edilecek. Ne yazık ki bizim yargı sistemimizde yargıçlarımızın, yargı sisteminin unsurlarının böyle bir yargılamayı yapabildiği de ne yazık ki vaki değil. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Yargı sistemimizin bir diğer önemli sorun olarak önemli konu başlıklarından bir tanesi yargımızın fiziksel sorunları. Şimdi biz bunları yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi olarak da diğer muhalefet partileri olarak da sırası geldiğinde dile getirdiğimiz vakit sürekli olarak iktidar partisinden şu kadar yeni adliye sarayı açtık, işte bu kadar yeni cezaevi açtık gibi savunmalarla karşılaşıyoruz ve yargı sisteminin sorunlarını çözmeye matuf olarak karşımıza gelen savunma argümanları ne yazık ki bunlarla sınırlı kalıyor. Fakat baktığımızda şu anda cezaevlerinde kimi cezaevlerinde yoğunluktan dolayı mahkumlar nöbetleşe uyumak zorunda kalıyorlar. Yani fiziksel zorunluluklar, sıkıntılar öyle bir ortamda ki o yargılamayı yapan hakimler ne yazık ki adalet sarayları hala ülkemizin pek çok yerinde, hükümet konaklarının içinde,
iş anlarında vesaire olduğu için ne yazık ki fiziksel ortamlarında iyiliğinden söz edebilmek mümkün değil. Yargı sistemimizin, hukuk sistemimizin önemli konu başlıklarından bir tanesi de tabii yargılamanın içerisinde, yargının sac ayağının içerisinde bulunan insanlarla alakalı. İşte avukatlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, ama bu mesleklere gelirken hukuk fakültesi öğrencilerimiz de ne yazık ki yeterli donanımı edinemeden hukuk fakültelerinden mezun olmakta. Arkasından da çok kısa bir staj süresi içerisinde avukat olmakta. Ondan sonra da biz bu yetersizlikler içinde, bu sıkıntılar içinde bu insanlardan yargı sistemimiz sorunlu olmasın, adalet doğru dürüst tecelli etsin diye bir emek, bir gayret beklemekteyiz. Hukuk fakültesi öğrencileri, arkasından avukat olanların sıkıntıları bu şekilde de hakimlerimizin, savcılarımızın problemleri yok mu? Elbette ki çok fazla var. Öyle ki ne yazık ki hakimlerimizin pek çoğu canhıraş, gayretli bir şekilde işlerini yetiştirebilmek için pek çoğu dosyalarını evlerine götürmek suretiyle ya da akşam mesai saatinden sonra evinde bir yemeğini yiyip ya da hafta sonu adliyede böyle sakinlik içerisinde acaba toplayabilir miyim, işlerimi yetiştirebilir miyim gayretleriyle çalışmakta. O anlamda hakim savcı yetersizliğimiz hakikaten diz boyu. Bunlara olan müdahaleler, bunların fiziki yoksunlukları da ayrı problemleri olarak karşımızda durmakta. Gene bu yargı sistemi içerisindeki adliye personellerimiz, yani yazı işleri müdürlerimiz, zabıt katiplerimiz, mübaşirlerimiz inanın çok zor şartlar altında bu görevi yerine getirmeye çalışmakta. Aylardır mücadele ediyoruz. Şu mübaşirlerimiz idari hizmetler sınıfına geçsin diye ama hala bir ses bulamadık. Kanun teklifimiz var. İş düzük çerçevesinde çıkalım burada konuşalımdan ziyade sorunları çözülsün istiyoruz. Defalarca bu konu gündeme geldikçe bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki hala çaresini görebilmiş durumda değiliz. Ben şimdi 10 dakikalık kısa bir süre içerisinde sadece konunun ana başlıkları itibariyle sorunları sıralamaya çalıştım. İşin açıkçası bunların her birinin alt başlıklarını burada ifade etmek bile saatlerimizi alır. Bunların tüm içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak, bunları tartışmak o da günlerimizi alır. İşte bunlardan dolayı zaten bir araştırma önergesi vermek suretiyle bir komisyon kurulsun. Bu komisyonda etraflıca bunlar değerlendirilebilsin istiyoruz. Ama bu sorunların çözümünün de ortaya konması lazım. Şimdi sorunların çözümü deyince AKP iktidarı bu çözüm süreçlerini çok seviyor. Ben de ondan dolayı biraz da ironi de olsun, bir retorik de olsun bir çözüm süreci tahayyülümüzü ortaya koymak isterim bu çerçevede. Şimdi özellikle işte Suriyelilere vatandaşlık verilmesi de gündemde olduğu için özellikle o kapsamda belki bir çözüm süreci denk getirilebilir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Bu Suriyeli vatandaşları sınavsız bir şekilde hukuk fakültelerine alabilirsiniz. Hani bizim kardeşlerimiz sınava gidiyorlar, ter döküyorlar. Ben de aynı süreçlerden geçtim. Arkasından bunları hukuk fakültesi öğrencisi yaparsınız. Milletvekili seçildiğim günden beri özellikle yıl başları ve dönem ortalarında sürekli olarak öğrenci kardeşlerimiz yurt problemleriyle karşımıza geliyorlar. Siz bizim bu gariban kardeşlerimiz yurtlara yerleşemeden barınma problemleriyle boğuşurken bu Suriyeli vatandaşları vatandaşlığı aldıktan sonra isterseniz doğrudan doğruya KYK'nın yurtlarına ya da isterseniz TOKİ'de boş bulunan evleri öğrenci evine dönüştürmek suretiyle buraya yerleştirebilirsiniz. Barınma problemini de çözdükten sonra bizim gariban öğrencilerimiz ne yazık ki geri ödemeli öğrenim kredileri kullanıyorlar ve bunların geri ödemesini yapabilmek için işin açıkçası göbekleri çatlıyor. Fakat hala da yapamamışlarsa haciz marifetiyle bunlar alınıyor. Bunlar böyleyken siz karşılıklı burslar verirsiniz ve böylelikle bir eğitimin sonunda 4 yılda bunları mezun edebilirsiniz. Ya da isterseniz bunların bizim gariban öğrencilerimizden farklı olarak 1 yılda mezun olup diploma almalarını temin edebilirsiniz. Fakat bu konuda dikkat etmenizi istirham ettiğim bir husus var. Bu diplomaların sahte olmamasını özellikle dikkate almak gerekiyor. Bu şekilde bunları mezun ettikten sonra gene staj falan yaptırmadan avukat yaparsınız. Sınava sokmadan hakim savcı yaparsınız. Hatta doğrudan doğruya yargıçaya, danışçaya,
İsterseniz üye yaparsınız, isterseniz daire başkanı yaparsınız, isterseniz de bunları doğrudan doğruya bu kurumların başına getirirsiniz. Şimdi Mahsuni Şerif'in böyle bir ters...